Özel Ünye Çakırtepe Hastanesi Ekran Gazetesi'ni sunar. Bölümde rehber öğretmen Berin Kuşkun bizlerle birlikte olacak. Kendisiyle sınav öğrencilerini değerlendireceğiz. Bir sınavı geride bıraktık ama önümüzdeki hafta sonu bir sınav daha var. Sınav öğrencilerine nasıl yaklaşılması gerekiyor? Bir yandan tercih dönemi başlayacak. Tercih, önemli tercihler nasıl yapılması gerekiyor? Bunları detaylandıracağız. Bir de yaz tatili var önümüzde. Öğrenciler nasıl değerlendirmeli? Bunların her birini konuşacağız. Dijital ortamı konuşacağız hocamızla birlikte. Sizler de bu konu üzerinde merak ettikleriniz varsa Ordu Altay TV Facebook sayfamızdan bizlere yazabilirsiniz diyelim ve konuğumuza, yayınımıza hoş geldiniz diyelim. Hoş buldum Hüsra Hanım. Hocam bir sınavı geride bıraktınız. LGS evet. Sınavı gerçekleşti geçtiğimiz hafta sonu. Şimdi YKS var. Tabii öğrenciler bu sınav dönemlerinde çok daha stresli. Aynı zamanda ebeveynleri de o şekilde. Hatta bazen ebeveynler onlardan daha stresli olabiliyorlar. Şimdi LGS'yi geride bıraktık ama YKS özelinde konuşalım istiyorum. Sınava girecek öğrencilere yaklaşım nasıl evet. olmalı? Aslında şöyle hani yıl içerisindeki yaklaşımın çok da farklı olmamalı. Tabii ki hani şöyle söyleyelim, evimizde bir sınav atmosferi varsa ister istemez beraberinde heyecan da var, stres de var. Hele yaklaştıkça yorgunluğun da getirisi. Evet çocuklarımız yoruluyor ama anne babalar da yoruluyor evet. bu süreçte. O yorgunluğun getirisiyle o heyecanı, stresi birazcık hani kontrol altına alabilmek bir tık daha yorucu, biraz daha zor hale gelebiliyor. Ama özellikle altını çizmek istediğimiz şey gerçekten kaygı bulaşıcı. Yani duyguların hepsi bulaşıcı, kaygı da bulaşıcı. Hani biz ne kadar doğalımızı ve rutinimizi koruyabilirsek çocuğumuzu o kadar doğal ortamda tutabiliriz. Doğal duygular içerisinde tutabiliriz. Yani yükselmesini engelleyebiliriz. Ben bu noktada ailelere ne önerebilirim? Öncelikle bu hafta için. Çocuklarımızın o sakin ortamlarını sağlamaya özen gösterelim. Çok gürültülü, kalabalık, işte ışık ortamlarının çok yorucu olduğu ortamlardan bu hafta biraz uzak kalmalarını öneriyorum özellikle. Uyku düzenlerini hani son akşama bırakmadan işte cumartesi sınava girecek öğrencimin cuma akşamı sadece işte şu saatte yatmasını ben çok önermiyorum. Bu hafta boyunca hatta böyle belki bir tık daha önceden sınav günü kalkabileceği saate oranla uyku saatini o şekilde ayarlamasını öneriyorum. Bu çok önemli. Uyku gerçekten bildiklerimizi kullanma noktasında derin uykuyu alabilmemiz bizim için çok önemli. Beraberinde beslenme düzenlerini şimdiden oturtmalarını, öyle mesela işte cumartesi sabahı kalkınca yapacakları kahvaltı düzeyinde bir kahvaltıyla güne başlamalarını, o saatle başlamalarını, hatta işte cuma gününe fire vererek cuma gününe kadar yapacakları çalışmayı da sınav saatiyle start vererek başlamalarını uygun görüyorum. Ama bunlarda en çok altını çizmek istediğim yine uyku Hüsra Hanım. Mesela şöyle söyleyeyim, çok heyecanlandık işte ve o akşam uyuyamadık. Olabilir mi? Olabilir. Evet. Ama öncesinde alınan derin uyku o günü tolere edebiliyor. Ve hani bu bizim sınavda bir dikkat dağınıklığı yaşamamıza, evet. okuduğumuzu anlamamıza falan engel durumunu ortadan kaldırıyor. O yüzden hani uyku sizin noktasında... Sizin bahsettiğiniz günler süren uykusuzluk evet, aslında. Evet, tabii ki. Yani şöyle söyleyeyim, bugün işte bir öğrenci... 11'de yatıp saat işte 6'da 7'de kalkmayı kendine alışkanlık haline getirmesi o tamamen kişinin kendiyle olan bir yani herkesin bir bünyesi var. Bana bu kadar uyku yetiyor dediği o biyolojik saatini iyi bilmesi gerekiyor aslında. Ama eğer böyleyse bu hafta içerisinden bunu doyduğumuz zaman son gün yaşayacağımız işte ufak tefek uykusuzluklar falan bizi engellemez, sarsmayacak, evet. bize çelme takmayacak. O yüzden hani buna ve beslenmemize önem gösterelim. Havalar çok güzel. Bence böyle açık hava yürüyüşleri, sabahları çok güzel, sakin ortamlarda o açık hava yürüyüşlerini yapmaları yine zindelik kazandıracak.
diye düşünüyorum. Bu haftayı böyle sakin, güzel, aileyle beraber küçük etkinliklerle geçirebilirler. O halde siz son günlerde ders çalışmayı çok da önermiyorsunuz. Şöyle, aslında cuma günü bırakabiliriz artık. Hani cuma günü çok önermiyorum ama cumaya kadar bir iki gün daha sınav saatleri içerisinde eksiklerini giderme, soru çözme, işte tekrardan bir kendini tarama yapma, onlar olabilir tabii ki. Ama çok geç saatlere kadar işte hanırdır kendimize stres oluşturabilecek durumlardan uzak kalmalarını öneriyorum. Çocuklara da ve gençlere de aslında, şimdi çocukları geride bıraktık, gençlere. Yavaş. Artık biz hani bir yaşta ilerlediğimiz için onlar bizim gözümüzde, benim gözümde çocuk oluyorlar ama gençlerimize de şunu öneriyorum, bilgilerine odaklansınlar. Çünkü onları şu ana kadar yaptıkları çalışmalar, getirdikleri süreç, görmedikleri soru kalmadı birçoğunun. Hani bunlardan farklı bir şey değil zaten sınav. Sadece bildiğine odaklansın. Çünkü zihin onlara ya yapamazsam ya olmazsa, hani hepimizin, bütün insanların ortak bir diline, sınav hayatın sonu değil. Elbette. Bu bir süreç yani. Hani o süreç devam edecek, öğrenme süreci devam edecek. Ancak sadece kendilerini güvenli alanda olduklarını bilmeleri. Yani kendilerini güvenmekten daha öte, bilgim, evet ben bu bilgiyi aldım, sınava dair görülebilecek bütün soruları deneyimledim. Artık neyi biliyorum, işte zamanda neyi hatalı yaptım, hatalarımı düzelttim. Bunlarla beraber kendisini motive ettim. O kaygı dolu sesleri susturmalarını istiyorum. Bu da böyle biraz bazen fısıltıyla, kendisiyle konuşmayla olabilecek bir durum. Evet. Bunu da gençlerimize öneriyorum. Bu noktada da bence ebeveynlere de büyük görev düşüyor. Evet. Öğrencileri o süreçte yalnız bırakmamak, stresini azaltıcı etkinlikler gerçekleştirmek, değil mi? Tabii belki ki. Birlikte, belki arkadaşlarıyla bir etkinlik ayarlayabilirler. Tabii ki çocuğumuza iyi gelecek şeyler de. Yani hani dediğim gibi ben özellikle görüştüğüm sınav adayı velileriyle de hep şunu öneriyorum. Hani artık beraber yürüyüşler yapabilirsiniz. Bazen gençler arkadaşlara daha keyifli oluyor. Evet. Oradaki etkinliklere de tabii ki imkan sağlanmalı. Ama dediğim gibi bulundukları mekanlar çok önemli. Çok böyle loş ışıklı, işte mesela en basit sinema. Sinema etkinliğini şu hafta önermiyorum mesela. Çok gürültülü yerleri önermiyorum. Çünkü bunlar zihinde bir yorgunluğa neden olacak. İşte gözler yorulacak. Böyle öyle olmaz mıyız biz de? Böyle kalktığımızda bir karıncalı bir beyinle uyanmak var. Bir de zinde uyanmak var. O zinde uyanmayı yakalayabilecek sade, işte keyifli sohbetler olabilir. Tabii bu keyifli sohbetlerin içerisinde yaz tatilini planlama. Hani sınav gününü geçirdikten sonrasını, sınavı atlatıp sınavdan sonrasını planlamaya yönelik, sınav anını çok konuşmak değil de sonrasını. Ama çocuk ister istemez, gencimiz açacak bu konuyu. Orada da şöyle, işte hani sen biliyorsun, elinden geleni yaptın. Artık sadece gireceksin, bilgini kullanacaksın, çıkacaksın. Sınav dediğimiz şey bu kadar. Bu şekilde yaklaşmalarını öneriyorum tabii ki. Sınav geçtikten sonra da etap etap farklı stresler, farklı heyecanlar yaşanıyor. Tabii ilk etapta tercih dönemi. Tercih dönemi de çok önemli. Hem üniversiteye geçişte hem liseye geçişte önemli tercihler, aslında detaylı tercihler yapma gerekiyor. Peki böyle inceliklerini sizden dinleyelim. Tercih yaparken hangi kriterler göz önünde bulundurulmalı? Şimdi şöyle, öncelikle liseye giriş için söyleyeyim. Tabii burada bir puanımız önemli. Aldığı puan doğrultusunda bir de şu önemli. Bu çocuk geleceğinde doktor olmak istiyor mu? Bu çocuk mühendis mi olmak istiyor? Gelecek hayallerinde ve becerilerinde, yatkınlıklarında neler var? Ona yönelik lise tercihlerinde bulunmaları çok önemli. Tabii ki her insanın potansiyeli doğrultusunda bir yerlerde olması güçlendirici bir artı kazandırıyor ona ilerlemesi noktasında. Ona yönelik hani lise tercihlerini yapmaları çok önemli. Yani mesela şöyle söyleyeyim. Sayısalda çok zorlanan ve yapmaktan da hiç hoşlanmayan bir çocuğun fen lisesi onun kabusu da olabilir. İsteyen bir çocuğun ödülü olabilir. Onları çok iyi bilmek gerekiyor. Çocuğu çok iyi tanımak gerekiyor burada. Fakat lise girişte şöyle bir altını çizeceğim durum var. Onların 13-14 yaşında oldukları için
karar mekanizmaları da değişiyor. Şu an tam böyle sağlıklı karar verme çağında değiller. Aslında o yüzden ben 14 yaşındaki çocukların böyle karar verebilecekleri sınavlara tabi tutulmamalarını daha fazlasıyla istesem de. Bu bizim hani eğitim sistemimizin dışında bir durum. Bunun içerisinde biz değerlendirdiğimizde yatkınlığına ve kararlarına en yakın yerleri tercih etmelerini öneriyorum. YKS'de ise artık zaten zihinlerinde bir şekillenme var. Ben hangi mesleği yapmak istiyorum? Neyi onu artık istiyorum? Hayatın gençleri oluyor. Hani bir sonrasında meslek hayatının içerisinde göreceğimiz bireyler olacaklar. O nedenle gerçekten yapabileceklerine inandıkları, tabii ki biraz da hayat boyunca kendilerini şöyle söyleyeyim, bir işte iş vesaire hani gerçekçi de olmak gerekiyor. Hani hangi işlerde önüm daha açık, neyi yaparsam ben bunu zirvesine taşıyabilirim. Çünkü ne yaparsak yapalım en iyisini yapmaktır aslında amaç. O en iyisini taşıyabilecek yatkınlığı bulması gerekiyor kendisinde. Sadece sevmek de yeterli tabii değil, ki, hepsini bir arada bulundurması yani gerekiyor. Birçok becerinin bir alanda olması ve bunun için de yeterli puanı alması gerekiyor. Evet. Şöyle söyleyeyim, hani bizde ne var? İşte aslında bu benim evimde bile zaman zaman oluyor kızımla. İşte o atıyorum bir meslekten bahsediyor. Biz şu da şu da olabilir. Aslında fikir vermek çok önemli, çok güzel. Çünkü gençler bazen çok nasıl söyleyeyim, duydukları ve gördükleri sosyal medyadan bildikleri doğrultusunda da gidebiliyorlar. Ona bir başka bir kapı açmak da çok önemli. Kapıyı açıp değerlendirmesine fırsat vermek çok önemli. Yoksa ben karışmıyorum, ben hiç müdahale etmiyorum demek de doğru değil. Evet. Ama illa bunu yapacaksın demek de doğru değil. Ama kendi hallerine bırakırsak şimdi gençlerin hepsi de influencer olmak istiyor hocam. Tabii ki. Yani yani günümüz mesleklerine baktığımızda maalesef ki değişen dünyaya göre. Onların çünkü alanları biraz daha farklı, dünyayı gördükleri yer odalarından ve ekrandan çok da uzak değil aslında. Ama dediğim gibi onlara da gerçeklikleri göstermek gerekiyor. Yetişkinlerin orada çok görevi var. Tamam işte güzel oğlum bunu istiyorsun ancak bunu işte 10 yıl sonrasında sen bunun neresinde olabilirsin? Şöyle şöyle hani bunları tartışmak, konuşmak, bir fikir alışverişinde bulunmak çok önemli tercih döneminde. Sizin de dediğiniz gibi şimdi çoğu ebeveyn, anne baba bu kaygıyı güderek aslında yapıyor gelecek kaygısıyla birlikte. Kimi zaman da kendi istekleri doğrultusunda öğrenci. İşte günümüzün meslekleri var hiç değişmeyen. İşte her anne baba ne olsun ister çocukları, evladı, doktor olsun, mühendis olsun, öğretmen olsun. Bu meslekler hep revaçtaydı. Ama bir bakalım öğrenci bunu istiyor mu, buna yatkın mı? Tabii ki. Evet belki kazanabilecek düzeyde ama bunu severek mi yapacak? Yani bir ömrü o mesleğiyle yaşayacak aslında o kişi. O yüzden bence baskılamamak da çok önemli. Tabii. Evet sizin dediğiniz gibi yol gösterici olacak ebeveyn ama illa bu olacak, bunu kazanmalısın dediğinizde de çocuğunuzu da kaybedeceksiniz. Belki doktor olacak ama insanlara o kadar da faydalı bir doktor olmayacak severek yapmadığı için. O yüzden de pek çok insanı da beraberinde götürecek bence. Bu tür mesleklerde, meslek seçiminde de öğrencinin duygu durumunu da göz önünde bulundurmak gerekiyor bence. Kesinlikle. Hocam şimdi 14 Haziran itibariyle artık zil çalacak son dersleri bu yıl içerisinde. Yaz tatiline girecek öğrenciler, yaz tatili uzun bir süreç, aynı sömestr tatili gibi değil, uzun soluklu bir tatilden bahsediyoruz. İlk etapta böyle bir boşlama olacaktır tüm öğrencilerde ama sizden dinleyelim istiyorum. Öğrenciler nasıl değerlendirsinler? Yani şöyle, gerçekten hakkını vererek önce değerlendirsinler. Eğlenmek, işte değerlendirme yapmak. Çünkü aynı zamanda da büyüme devam ediyor. Evet. Hani biz öyle kendimizi çek etmeden, değerlendirmeden büyüme evrelerini geçsin istemiyoruz çocukların. Hani bir bakalım bu yılı değerlendirelim, bir kendimizi bir puanlandıralım. Kaç puan veriyoruz, neyi yaptık, neyi daha iyi yapabilirdik, neyi neden yapmadık. Bunlar bir değerlendirilmeli. Suçlama, eleştirme anlamında söylemiyorum ama bütün aile ortamında çocuk önce karnesiyle beraber tebrik edilmeli, kucaklanmalı, doğru evde olduğunu hissetmeli. Ardından da yaptığı her şey değerlendirilmeli. Yaşayıp öyle geçmek diye bir hayat bence yok Büşra Hanım. Bu karne tatilinde de böyle, okul açıldığında da böyle.
Sonrasında da oturup ailecek neyi daha iyi yapabilecekleri konuşulabilir. Güzel bir tatil programı her ailenin kendi dinamikleri içerisinde güzel bir tatil programı yapılabilir. Tabii ki bütün yaz tatilde de geçmeyeceği için küçük küçük sorumluluklar verilebilir çocuklarımıza. Ev içerisindeki etkinlikler canlı tutulabilir. Kız erkek fark etmeksizin mutfakla tanışabilir. Çok keyifli evet. olur mesela. İşte kız erkek fark etmeksizin aile filmleri izlenebilir. Çok keyifli olur bunlar. Görülmemiş yerler görülebilir. Görülen yerlerin notları tutulabilir. Öğrendiği her şeyi hani anı yakalamak diyoruz ya, gerçekten bu önemli. Böyle yürüyüp geçmek değil de evet. doya doya yaşamak, biriktirmek. Bazen o bir ay 10 yıllık deneyime bile hani denk gelebiliyor gördüğün hem işte bir evcil hayvanla çocuklar hani o sorumluluk verilebilir. Şimdi çocuklarımız çok istiyor. Özellikle tatil dönemlerine çok getiriyor aileler. İşte balıktır, kuştur, kedidir böyle bu çok güzel bir şey. Ama çocuk bunun sorumluluğunu almalı. Bu bir canlı. Şöyle alıp sıkıp sevip yerine bırakmak için değil. Onun bakımı var. Hani onu üstlenebilmeli evet. çocuk. Ve bakımı birkaç ay değil. Tabii ki. Ömür boyunca. Yani ondan sorumlusun artık. Sen onun gelişmesinden sorumlusun. Evet. Büyümesinden, bakılmasından sorumlusun. Hani bu tarz deneyimler kazanabilirler. İşte bitki yetiştirmek de, çiçek yetiştirmek de, işte küçük belki işte bahçe olanları varsa bahçede böyle sebzedir, meyvedir. Hani yetiştirmek de bunlar da çocuğa çok büyük hayat deneyimleri kazandırıyor. Yani yoksa hani tabii ki yüzmek, tabii ki yüzmek çünkü çok büyük bir zindelik kazandırıyor. Bu tarz bir tatil programı içerisinde ama her yaptığımızın sonucunda bizim hayatımıza ne kattı, bundan ne öğrendik, bunu bir daha yapmalı mıyız, yapmamalı mıyız, değerlendirmesinin yapıldığı tatlı tatlı etkinlikler planlanmalı diye düşünüyorum. Bu etkinliklerin büyük bir çoğunluğunda tabii ailelerin iş durumları da göz önünde bulunur. Ailelerle birlikte olmalı. Hani çünkü en keyifli şey insanın çocuğunu büyürken seyretmesidir. Bu da bu anlarla mümkün oluyor. İşte dediğim gibi beraber bir kek yapmak. Mesela şöyle söyleyeyim. İşte yıl boyu işte dikkatinde sıkıntılar var veya dikkatini tam toparlayamıyor işte kaçırıyor bir dağınıklık var. Hadi kek yapacağız mesela bu yazki etkinliğimiz. O kekle bile aslında dikkatine bir şeyler katabilir. Bir bardak süt getir, bir bardak getir. Ve küçük küçük komutlarla çocuğu yönlendirerek yönerge alıp onu tamamlamasının sağlanması çok kıymetli mesela. Hani evet. bu gibi şeyler yapılabilir. Bunların hepsini bir öğrenmeye dönüştürebiliriz. Çok güzel sorumluluklarını almış bir çocuğumuz vardır. Sorumlulukları artık zaman zaman takıntı haline getirecek kadar katı kuralları vardır. Ona zaman zaman esneyebilmeyi örtecek etkinlikler katılabilir. Yani karakterine uygun aslında tabii etkinlikler ki, tam olarak lazım. Yani çocuğun mizacı göz önünde bulunur. Akran çok önemli. Akran öğrenmesi, akran eğlenmesi her şeyiyle çok güzel. Çünkü biz bile öyle değil miyizdir? Günün bir saatinde yaşıtlarımıza denk gelip evet. işte hani sohbet. Böyle, tabii ki çok keyifli. Onlar için de bu öyle. Oyunlarını beraber hani kural dışı, doğal dışı kendi doğal alanlarında gerçekleştirmeleri çok keyifli küçükler için. Buna olanak sağlanabilir. İşte kuzenlerdir, site arkadaşlarıdır vesairedir. Bu gibi durumlar planlanabilir. Bence çok da keyifli evet. olur. Hocam satır arasında karneden bahsettiniz. Bunu da sormak istiyorum. Kimi zaman işte dönem içerisinde çocuk iyi olamadığı için kötü karneler de gelebiliyor. Bu noktada ebeveynler nasıl davranmalı? Nasıl bir tavır takınmalılar? Şöyle hani bu zaten bir günde olmadı. Elbette. Yani hani bir günde o karneyi getirmedi. Yıl içerisinde muhakkak bunları ve ebeveyn de buna tanık. Değerlendirmeleri yapılmıştır. Okulundan dönütler almıştır. Aile destek olmaya çalışmıştır. Ama sonucunda o gerçekle de yüzleşmiştir çocuk. Bu ona nasıl söyleyeyim bir öğreti olarak değerlendirmeli. Tabii ki sertlik, netlik, yasaklar, cezaları benim dünyamda yok. Evet. Ama alıp değerlendirmek var. Evet hani bunun üzerine konuşturmak muhakkak var. İşte sence bu karne neden böyle geldi? Bu karne seni mutlu etti mi? Evet. En önce. Hani dediğim gibi ilk cümlemin altını çiziyorum. Yine doğru evde olduğunu bilecek. Engellenmeyecek. Yani korkmadan gelecek ama düzeltmesi gerektiği bir şeyler olduğunu da bilerek gelecek o eve. Hani evet. bu karne seni mutlu etti mi?
Sence bu karne neden böyle oldu? Şöyle hani çalışmadım deyip geçmek değil aslında. Hani neden çalışmadık? Ne engelledi seni? Ne yapabilirdin? Gelecek dönem bunun böyle olmaması için ne yapmak istiyorsun? Çünkü bu seni mutlu etmedi. Doğal olarak evet, mutlu etmediği bir şeyle de devam etmeyi düşünmüyorsun. Bu gibi yapıcı ama aynı zamanda da öğretici sohbetleri bir anda karneyi görür görmez şoklanıp yapmak değil de o karneyi aldıktan bir iki gün sonra bunu değerlendirmek daha evet, doğru olur diye düşünüyorum. Şimdi yaz tatili dedik, etkinliklerden bahsettik. En önemlisi de bence kitap okuma alışkanlığı. Evet. Aslında sence yaz tatilinde değil, çocuğun küçüklükten itibaren evet, başlaması gereken, bu alışkanlığı kazanması gereken bir etkinlik ama yaz saatinde bol bol vaktimiz doluyor. Bak. Şöyle bir önemine değinelim. Reklamada birkaç dakikamız kaldı. Tamam. Toparlayarak ilerleyelim. Tamamdır Büşra Hanım. Şöyle, kitap okumak bir yaşam becerisidir. Her zaman hani bunun altına vururuz. Bu böyle hani bir ödev gibi, bir çalışma gibi işte değil de o gün yapılması gereken bir ihtiyaç gibi. Mesela bir anne işte bir deniz kenarına gittiğinde işte o dinlenme faslında eline kitap alıp okuduğunda belli bir yerden sonra çocuk bunu alışkanlık haline geçecek. İşte kitap okuma için akşam bir zaman dilimi. Bu her akşam aynı anda 8'de 9'da hani bu tarz şeyler bizim hayatımızın çok oturan durumları olamayabiliyor yoğun çalışan evet, insanların. Ama gün içerisinde mesela akşam çok yoğun olabiliriz, misafirimiz gelebilir. İşte ne zaman bugün böyle böyle programımız var, kitabı nereye yerleştirelim? Eşlik etmek, aynı şeyi yapmak. Hani çocukla beraber kitap evlerini gezip böyle işte evet, kitaplara dokunmasını, seçmesini sağlamak. Bunlar çok kıymetli. Necdet Evrimer'in sözüydü sanırım. Okumak deva, anlamak şifa diye. Ki şimdi sınavlarımıza da baktığımızda gerçekten okuma anlama 2500 kelime. Mesela Türkçe LGS daha yeni geçen LGS sınavı için yayınlanan haberlerde 2560'dı yanlış hatırlamıyorsam. Kelime sayısı var. Okumaya alışmamış bir çocuk nasıl bunu okuyacak? Evet. Veya okuduğunu nasıl anlayacak? Şimdi okumak gerçekten hani ilacı bulmak gibi bir şey. Okuduğunu yorumlamak, üzerine bilgi alışverişi yapmak o aile bireyiyle en çok gelişecek bir durum. Onun üzerine işte konuşmak, o da ilacın şifa bulması hali, anlamak dediğimiz kısım. Yani hadi kitabımızı okuduk bıraktık değil de o kitabın üzerine konuşmak. Ya yani onu hayatımızın bir parçası gibi görmek. İşte bizim evimizde işte şurada masamızın bir köşesinde de bir kitabımız var mesela. Bugün bunu konuşalım gibi. Tabii ki her gün değil ama bir evet, günde de olmaz ama bir gün mutlaka olur üst üste deneyimleyerek. Ama kitap muhakkak hayatımızın bir parçası olmalı. Gençlerin, çocukların ve biz yetişkinlerin de kelime dağarcığı, konuşması vesaire her alanda bize gerçekten destek verebilecek en önemli aracımız, evet, materyalimiz. Kitapları okuyalım. Okuyalım. Sadece çocuklara evet, değil yetişkinlere değil, de önerim. Kesinlikle. O yüzden evet, hani çocuk duyduklarından değil gördüklerinden etkilenerek gelişiyor. Evet. Bu bölümde de rehber hocamız Berin Kuşkun bizlerle birlikte olacak. Sohbetimize devam edeceğiz. Biz aslında ara vermedik. Reklamda da biraz sohbet ettik ama. Şimdi ilk bölümde biraz daha sınav dönemini, sınav öğrencilerini, yaz tatilini, kitap okuma alışkanlığını konuştuk. Şimdi yaz tatilini bitirmiş gibi konuşalım hocam. Yeni bir sezona başlıyormuş gibi. Çocukların ders çalışma süreci aslında başında nasıl başlarsak devamı da öyle gelir diye. Nasıl bir adım atmalılar yeni sezona, eğitim öğretim dönemine? Şu şekilde aslında Büşra Hanım, tabii ki yaz tatilinin içerisinde de bu eksiklerimizi giderme veya işte bildiklerimizi tekrar etme gibi araya serpiştirilebilecek çalışma bir programımız evet, olmalı. Yani tamamen kitaplar kapatılıp kaldırılmamalı. Çünkü tekrar her şeyden önce çok önemli. Bir de bir fırsattır. Hani neyi kaçırmıştım? Bilerek devam etmek. Bilmem gereken, bu yaşımda bilmem gereken ne varsa onları heybeme katmam gerekiyor. Çocuğun aslında bu neyi biliyorum, neyi bilmiyorum, neyi yaparsam daha iyi bilirim. Yani bilmediğin de farkına varması gerekiyor, bildiklerinin de. Bunu yaz tatilinden itibaren aslında bir check etmesi gerekiyor bir önceki yılından. Neleri eksik getirdi? Onlar tamamlanarak yaz tatili yeni sezona hazırlanmalı çocuklarımız. Şimdi şöyle, ders çalışmak nasıl olmalı veya hani burada aslında ders çalışmak tamamen sorumluluk
Sorumluluk da zaten çok küçük yaşlardan gelen bir şey. Küçük yaşlarda yapması gerekenleri bilen, sorumluluk verilen çocukların hadi ders çalış diye bir gündemi olmuyor. Evet. Çünkü her günün kendine özgü sorumluluklarını o sıralı halde bağışıklı, güçlü bir şekilde yerine getirebiliyor. Çok güzel bir tanımlaması var Acar Baltaş'ın. Çok hoşuma gitmişti. Hı hı. Everest tepesine çıkmak isteyen bir genç. Onun için hayal ediyor, mücadele ediyor. İşte 14 ayrı yolu var. Deneyimliyor, 40-50 gün kadar sürüyor ve yola koyuluyor. Yavaş yavaş çıktıkça nefes, çünkü düşünün işte bir 3000-5000 metrelere çıktığımızda evet. Nefesi ne kadar yetirebiliriz? İşte baş ağrılarıdır vesairelerdir, oksijen yeterli gelmez derken hani zorlanmalar olur. O yolu yavaş 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 giderek Everest tepesine ulaşır. Parçalaya parçalaya, planlaya planlaya gittiğinde ulaşır ve artık nefes ona alışmıştır. Bir genç de helikoptere atlar Everest tepesine. Hangisi daha fazla uzun kalabilir orada? İşte o yavaş yavaş ortama alışarak alışa çıkan. Onu da diyor ki mezuniyet başarınız gibi alın elinize. Bu sizin belgeniz. Evet. Şimdi yolu gerçekten nasıl başlamak çok önemli. Planlayarak mı yoksa vur kaldır tekniğiyle mi? Orayı dediğim gibi böyle işte şu anda tabii ki hiçbir öğrenci için geç değil planlama yapmak. Bazıları için daha kolay ama. İşte alışmıştır. Bir yaşındayken annesi bezini açtıktan sonra küçük yeni yürürken bezini gidip çöp poşetine atmıştır. İşte 2 yaşında kaşığını ağzına götürüp işte döke döke yemeğini yemiştir ama yapmıştır. Biraz da motor becerilerini geliştirerek. Tabii ki evet. Oyuncaklarını toplamadan yatmamıştır. İşte ayakkabısını ilk giymeye başladığında şimdi biz annelerimizde de bazen şey oluyor. Sabırsızlık. Ve şimdi, kıyamama. Kıyamama. İşte hadi çabuk çabuk ayakkabını bağlayayım da çıkarayım seni bu evden telaşla. Ben de bir anne olarak yaşamışımdır. Ama bu onun yapabilirliğinden çalmak aslında. Evet. Onun sabır duygusundan da çalmak. Şimdi bazen deriz ki biz hani bu çocuğun hiç sabrı yok, hiç beklemiyor, duramıyor, oturamıyor şurada bir hani dersin başında 2 dakika. Ama biz de onu beklemedik ki zaten evet. Yapması biz için. Biz ona ne öğrettik? Vermedik. Evet. Tam olarak böyle yetişen bir çocuğa ben hiçbir anne babanın veya öğretmenin ödevini yaptın mı dersin var. Çünkü o artık hani bana yüklenen sorumluluğun farkında. Yani benim görevim bu diyebiliyor. Ama bir taraftan da işte hazır yetişmiş veya hani daha çok hazırcılığa alışmış, daha haz odaklarıyla büyümüş çocuğum için gerçekten bir ödev yapmak, bir tekrar yapmak bunlar onun için ultra zor şeyler haline evet. geliyor. Tabii ki de hani eğitim hayatı birinci sınıftan ikinci sınıftan oluşmuyor. Ama kritik yılları da iyi yakalamak gerekiyor burada. Burada ders çalışma noktasında en çok toparlayacak olsam şuna önem veriyorum. Bir çocuk okul saatlerini baz alarak öncelikle eve geldiği saati baz alarak kendine 1-2 saatlik bir mola vererek, dinlenerek, o dinlenmeyi de bütünüyle ekran başında geçirmeyerek gerçekten zihnen ve bedenen dinlenmesini sağladıktan sonra önce minik tekrarla, günün tekrarıyla başlayıp ardından tekrarını ödevlerle pekiştirdikçe. Şimdi şöyle, özellikle sınav çağı çocuk, hepsinin ayırması gereken dakika farklı. Mesela işte ortaokul çağında sınav çağındaki bir çocuğun yaklaşık bir sınavda kalabilecek süre kadar oturarak ders çalışmaya alıştırması gerekiyor. Lazım. Tabii bu şekilde. Daha küçük bir çocuğun kendi dikkat süresinde, hani onu da öğretmenle konuşarak, işte her yaşın kendine özgü bir durum vardır. Anne ile öğretmen konuşarak işte ne kadar oturmasını önerirsiniz ama en nihayetinde şöyle bir şey var. Bir ders 40 dakika sürüyor. Evde 40 dakika dersin başında oturamayan bir çocuğu sınıf içerisinde hayal edin. Hani evet. oturabilir miyiz? Sürekli bir akış halinde kıpır kıpır olma durumu. Bunda mizaj da etkili ama kimi çocuk kıpır kıpırdır gerçekten. Orada da oturan insanlarda da kıpır kıpırlılık yok mudur? Onu da bir şekilde oraya entegre etmek gerekiyor. Yani evet kıpır kıpır olabilirsin ama bunu hı hı. oturarak devam etmen gerekiyor. Bu şekilde hani zihni, bedeni buna alıştırmak gerekiyor diye düşünüyorum. Hocam peki tam ders çalışırken öğrencinin yapmaması gereken şeyler neler?
öğrencinin ders çalışırken yapmaması gereken şeyler ders süresi kendine koyduğu program dahilinde, oluşturduğu program dahilinde ve bir öğretmenin de onayıyla oluşan bir program dahilinde yerinden kalkmaması gerekiyor. Çok acil bir durum olmadığı sürece. Tıpkı okuldaki gibi işte ihtiyaçlarını ders öncesinde gidermesi, yanına asla telefon almaması. Çünkü biz yetişkinler bile bunu kontrol edemeyiz. Evet. Büşra Hanım, ben şu anda sizinle sohbet ederken yanımda telefonum olsa gözüm ekranına kayar. Hani o yetişkin bile değil. Hani orada kontrol sağlanması mümkün olmadığı için telefon, ekran vesaire yanına almamalı. Konu tekrarları yaparken konu öğrenecek. Öğrenme ortamında o sessizliği sağlamak gerekiyor. Sessiz bir ortam, öğrenmesini engellemeyecek bir ortam sağlanması, ama öğrendiği bir konu sorularını çözerken çok da aşırı sessizliğe takılmaması gerekiyor. Atıyorum işte annemiz evi süpürürken o içeride soru çözebilmeli. Hani o gibi doğal seslere alışık olmalı, ama bu tabii ki bir ekran karşısında işte televizyon izlerken vesaire değil. Yaşları yakın kardeşlerin kendi odalarında çalışmaları çok güzel, ama arada bilgi alışverişi yapmaları çok kıymetli. Akran akranla çok güzel öğreniyor çünkü. Hani kalıcılığını sağlıyor. O gibi fırsatlar da ev içlerinde verilmeli diye düşünüyorum. Hocam, şimdi günümüzün sorusuna geleceğim. Dijital çağdayız artık. Gelişen dönüşen bir dünya var. Her gün bir yenisi ekleniyor. Yapay zekadan bahsediyoruz vesaire. Sosyal medya zaten aldı yürüyor. Peki dijital çağın çocukları için doğru kullanım nasıl olmalı? Onları bundan uzak tutamayız. Böyle bir şey mümkün de olmaz. Onların geri kalmasına sebep oluruz aslında. Geri tutmayacağız, ama doğru kullanım nasıl olmalı? Şöyle, çok güzel bir şey söylediniz. Geri tutamayız. Çünkü bu bıçağın bir parçası. Eksiklik hissine neden oluruz. İşte çok basit cümledir. Onda var, bende yok. İşte herkeste var, bende yok. Ama bir yerde de şöyle bir gerçek var. Evet, bu bizim çağımızın parçası. Biz bunu ancak rehber olarak doğru kullanmasına eşlik edebiliriz. Ama buradaki en büyük handikapımız, bizler çocuklarımızla aynı anda tanıştık. Aynı anda meraklısı olduk. Birlikte deneyimledik, ama bizim öğrenme yapımız neye alışık? İşte eve bir teknolojik alet alınır, önce kullanma kılavuzu bakılır, madde madde adım adım giderek öğrenilir. Onlarsa önce deneyerek, takıldıkları yerde bakarak öğrenirler. Doğal olarak dijital çağın yerlileri onlar. Göçmenleri de biz. Onlar bize biz göre sonundan yakaladık. Onlar bize göre daha bu anlamda avantajlı durumdalar. Çünkü bu dünyaya doğdular. Tabii ki onlar. Diğer türlüsünü bilmiyorlar zaten. Kesinlikle. Ve orada bize anne baba olarak düşen ne? Sonuçta yetişkin biziz. Evet, yerlileri onlar, ama biz onların hayatını planlama içerisinde onlara destek olacak olan kişileriz. Mesela bu anlamda anne babalara şunu öneriyorum. Çocuklarının ne izlediklerinden haberdar olsunlar. Üzerine konuşsunlar. Hangi oyunu oynuyorsa, onu becerisi yoksa bile, ki bu beceriksizlikte benden daha fazla bir beceriksiz bir anne var mıdır bilmiyorum, ama oğlumla beraber oynamaya çalışıyorum. Çünkü ne oynadığını bilmem gerekiyor. Bir de onun güvenliğini sağlamakla da sorumluyum. Benimle oynamasa o ortamda tanışacağı hiç tanımadığı, hayatımızda olmayan, bilmediğimiz insanlar girecek hayatına ve bu çok güvenli bir şey değil. Bir online oyun oynayacaksa bile ondan anne baba haberdar olmalı. Bunun üzerine konuşmalı. Bir video izliyorsa onu deneyimle. Çok hayran olduğu bir YouTuber varsa onu beraber araştırmalılar. İşte medya okur yazarlığı da giriyor tabii işin içinde. Bunu izledim, bunda ne öğrendim, bu film aslında nerede çekildi vesaire. Hani hem de bir öğrenme kapısı oluyor çocuklara. Ve beraberinde hani bunu bu şekilde yaparsak çocuk daha kontrollü kullanacak. Ve beraberinde de kullanım süresini belirlemek. Yine söylüyorum, kesintisiz 30-40 dakika ekrana bakan, Şu şekilde ekrana bakan bir çocuk ondan kalktıktan sonra hemen dersin başına geçemiyor. Veya herhangi bir şey, bir böyle işte sıvı tüketimi yapılabilir, biraz dinlenebilir. Hani o bir yorgunluk atılmalı. Bunun katsayısı 3-5 saatlere girince odadan çıkan çocuğun böyle sinir küpü çıkmaması mümkün mü? Değil. Çünkü zihin yorulmuş artık, göz yorulmuş. Bunların önüne geçmesi gerekiyor ailenin. Hani bu evet, çocuk bizden daha hakim olsa da
yine de onun sınırlarını çizecek olan veya çizmesine yardımcı olacak aile. Hani gün boyunca odasında kapanıp teknolojiyle zaman geçirmesi ve neyle uğraştığını, neyi izlediğini bilmemesi biraz tehlike. Evet. Orada onun hayatına dahil olmak, aynı oyunları oynamak, videolarını beraber hangi işte videolardan hoşlanıyor, hangi YouTuber'ları takip ediyor, benim çocuğum ne izliyor? Hani bunlar çok önemli. Bir de burada şunu çok özellikle dilemek istiyorum. Filtre kullanmak. Çünkü ne kadar olursa olsun az önce de söylediğim gibi hani bunu tercihlerde söylemişim. 13-14 yaşındaki bir çocuk karar veremez. Verme yetisi de olamaz zaten. Çünkü mekanizma o kadar şu anda hani o olgunlukta değil. Neyi izleyeceğini de bu anlamda çok karar veremez. Şimdi bizler izlerken bile saçma sapan, affedersiniz hani önümüze videolar düşmüyor mu? Evet. Kapatmayı bilecek çocuk hani. Bu öğretilebilir, filtre koyulabilir güvenliğin sağlanması için. Bunlar da ailelere çok fazlasıyla aslında evet görev düşüyor. Evet. Hatta bu konuyla ilgili diyet uzmanları da, diyetisyenler de şunu diyor. Özellikle telefon, bilgisayar, tablet başındayken çocuklarınıza yiyecek vermeyin. Evet. Çünkü doyduğunu hissetmiyor. Bir yandan obezite de zaten günümüzün problemlerinden bir tanesi. Aslında birçok sorunu beraberinde tabii getiriyor ki, doğru kullanım olmayınca. Sağlık sorunları görmeden, duruş bozukluğu evet. Her şeyde. O yüzden hani bunun süresi çok önemli. Yani çocuk bir miktar izledikten sonra kalkıp hareketine devam edecek. Hareketli hayatın içerisinde olacak, dikkatli olacak. Bunlar çok önemli. Ama dediğim gibi evet dijital çağı yok sayamayız. Bundan çok ciddi güzel faydalar sağlayabiliriz. Çocuklarımızın da sağlamasına olanak sağlayabiliriz evet. Ama... o bizi yönetmeden. Ben hep çocuklarıma, öğrencilerime şöyle söylerim. Ekranı siz kapatmazsanız birisi sizin yerine kapatmak zorunda. Evet. O yüzden bu disiplini de ona vermek gerekiyor. Az önceki konu aslında disiplin bir kere bir yerde başladı mı her yerde devam ediyor. Evet. Hocam şimdi Z kuşağından genellikle bahsediyoruz. Z kuşağını pek çok noktada memnun etmek artık kolay değil. Hiçbir şeyden memnun olmayan kuşak da var. Elbette memnun olanları da var ama ebeveyn de mutlu bir çocuk yetiştirmek istiyor. Elinde olduğunu, değerini bilen, bununla memnun olan, mutlu olan, sağlıklı, huzurlu bireyler yetiştirmek istiyor. Ama bu gelişen ve dönüşen dünyada mutlu çocuk yetiştirmek mümkün mü? Bunun ipuçları nelerdir? Estağfurullah. Şöyle söyleyeyim. Tabii ki de mümkün. Mutlu insan olmak hani ütopik bir şey değil. Evet. Gerçekten değil. Çocuklar haz odaklı yetiştikleri için mutlu değil. Yani hani işte acıktım yedim. Bu mesela o tat bir hazdır. Evet bu güzel. Olması gereken bir şey. Bunu şu anda istiyorum. Aldım. Hevesim kaçtı. Şimdi bir çocuğun sürekli alma ve istediğini yaptırma şeyi aldığı şeyin paketini açana kadar onun mutluluğu. Hani bir mücadele olması gerekiyor. Tam az önce söylediğim Everest tepesindeki planlama gibi bir şey yapmak için çocuğun da bir katkısı olması gerekiyor. Bir beklemesi gerekiyor, bir durması gerekiyor. Haz odaklı yetişirse çocuklar evet mutluluk dediğimiz kısmı çok minimal düzeyde alıyor. Bütün mutlu bir hayat var mıdır Büşra Hanım? Hayır. Evet. Ama mutlu anları yakalayabilmek ve iç huzuru yakalayabilmek çok önemli. İç huzurun içerisinde de ne var? Az önce çok güzel bir şey söylediniz. Kanaatkarlık, hani evet. Yetinebilme duygusu işte veya bir işi başarma duygusu, potansiyelini hayata geçirebilme yetisi. Bunları sağlayabildiğimiz zaman tabii ki mutlu bir insan yetiştirmiş oluruz. Kendini kendine yeten bir insan yetiştirmiş oluruz. Bunun da ilk adımı nerede başlar? Ben şuna inanıyorum ki o çocuk annenin rahmine düştüğü anda kabul görmesiyle başlar. Hani evet. O gelişim. Şimdi şöyle hani zor bir süreçtir bir çocuğu dünyaya getirmek. O süreç zarfında hani işte mide bulantılarıdır, yorgunluklardır. Annenin bunu... kabul etmesiyle hani bir tatlı bir mücadelenin içerisinde olmasıyla başlar. Çünkü kabul etmiştir. Ama sürekli sızlanan bir hani hamile bayan için ya böyle oldu şöyle oldu. Ve hani çocuk o onu içeride hissediyor. O da sızlanıyor aslında. Böyle diyebilirim. Hani en başta anneye babaya düşen rol orada başlıyor aslında. Evet. Bizim onu kabul etmemize. Çünkü biz şekillendiriyoruz. Yani dediğim gibi onun ayakkabısını bağlarken bekleyebilmek ona verilen değerdir aslında. İşte onun oyuncaklarını toplarken işte böyle bir yerlerde bir şeyler bırakmasını da takdir etmek.
İşte yatağını çok böyle saçma sapan böyle karışık falan toplayan bir çocuğun çabasını takdir etmek de onu kabul etmektir. İşte herhangi bir şeyi istediğinde o anda yapılabilecek bir şeyse yerine getirmek, yapılamayacak bir şeyse biraz beklemesini sağlamak ve bunu da ona izah etmek. Hayırlarla, evetlerden ötesinde bir iletişim gerektirir aslında. Evet. Böyle bir çocuğun hani bilmiyorum ben yeterlilik duygusuna erişir diye düşünüyorum. İşte beklemeyi bilmek veya işte bir şeyi sevgiyle kabul etmek, bir sorunu çözebilmek, bir probleme arkadaşın doğum gününe davet edilmeyen bir çocuğun işte annesinin arayıp benim çocuğumu da davet eder misiniz demesi mi ona mutluluk getirir? Yoksa demek ki bu arkadaşınla o kadar yakın bir bağın yok. Üzülme, sen de bütün arkadaşlarını evet. evine davet edemeyebilirsin. En yakınlarını tercih edersin. Asla senlik bir konu değil. Sen de şimdi bir düşün bakalım. Hani doğum günün olsa en yakın kimleri davet etmek istersin? Bazen onu gerçeklerden uzaklaştırmak değil de onu bu hayata alıştırmak aslında. Onun yerine problem çözmek. Evet. Veya işte bir şeyi beraber izlediğimizde onu eleştirmesine de fırsat vermek. O eleştirel düşünme dediğimiz kısmı geliştirebilmek. Hani aslında bunlar şöyle geçiyor başlıkta 21. yüzyıl becerileri diye evet hı hı. Ama gerçekten de doğru yani zamanından beri olan bir şey bence bu. Bir insanın potansiyelini hayata geçirebilmesi onun mutlu olması için çok büyük bir sebep. Evet. Sorunlar var olabilir ve biz bu sorunları çözebiliriz. Hayat her zaman bizim için çok güzel olmayacak. Başarı ve mutluluk dediğimiz şey karşımıza çıkan avantajların birikimidir aslında Büşra Hanım. Biz bu avantajları ne kadar yakalayabiliyoruz veya ne kadar iyimseriz bu hayatta? Hayat boyunca hep böyle iyimser de olmayacak bir çocuk. Mesela şöyle düşünün, aile ortamında konuşuyoruz. İşte bir şey olmaz bunu hallederiz, ya sorun değil çözeriz. Hani çocuk artık gerçekten sorun gözüyle bakamaz hale geliyor. Biz Covid döneminde çok daha yeni geçirdik. İyimser olsaydık hep bu Covid'e karşı ne kadar kendimizi koruyabilirdik. Evet. Değil mi? Bazen tehlikeyi de görmek çok önemli. İşte gerçekleri görmek aslında çok önemli. Biz çocuğumuzun o gözündeki pembe gözlükleri çıkarıp onu hayata hazırlarken güvende olduğunu hissettirmek. Doğru yerdesin, yanındayız ama hayat böyle. Evet. Bunu vermek bence. Aslında büyüdüğünde işte bazen diyoruz ya yetişkin olduğunda çocuklar sıkıntıyı kendileri fark etmeye başlıyorlar. Çocukken bunun belki de farkında değiller ama sonrasında işte uzmanlardan yardım alıyorlar ki uzmandan yardım almak her zaman için doğru bir karar olacaktır zaten bunun da altını çizelim ama neden böyle bir sürece onu hazırlamış olalım ki? Tabii ki. Daha iyi bir yetişkin, sağlıklı bir yetişkin yetiştirmek varken. Tabii ki. Mesela şöyle söyleyeyim. Bu çok basit ama dediğim gibi hayat kuralı aslında az önce de söylediğim gibi bir yerde nasılsa her yerde öyle. Evet. Şimdi çocuğum geliyor denemeden çok ciddi yanlışlar yapmış. Hadi yanlışlara bakalım. Bunları neden yaptık? Bu artık onun için bir öğreti, yanlış değil. Veya işte neyi bilmediğini bildin, neyi düzelteceğini artık biliyorsun. Evet. Hayat da böyle. Dayanıklılığını artırıyoruz çocuğun. Gördüğü bir sorun karşısında yıkılmıyor. Çünkü toparlayalım da hocam. Tabii ki. Biz ne kadar güzel bir hayat sunarsak sunalım bizim dışımızda bazı gerçekler var. O çocuğun yüzleşeceği bizden bağımsız alanlar var. Ben hep şuna inanıyorum. Dünyanın en iyisini yetiştirmek gibi bir gayemiz olmasın ama dünya için iyi çocuklar yetiştirelim. Evet, inşallah. İnşallah. İyi bir insan olsun her i̇nşallah. Şeyden önce. İnşallah. İyi bir öğrenci, iyi bir mesleğini yerine getiren evet. insandan önce iyi bir insan gerçekten olsun. Merhamet öyle. Duygusu, adalet duygusu, gelişmiş insan yetiştirmek önemli. Bizler de hala gelişim sürecindeyiz. Bizler tabii de ki. Yetişmeye devam ediyoruz. Ben 30 yaşın yetişkin olmaya devam ediyorum. Belki 40'a yolculuk alacağım ama bu süreçte de var olan değerlerimi koruyarak yeni değerler de üstüne ekleyerek hareket etmek zorundayım. Bu sadece aslında çocuklar için geçerli değil, yetişkinler için de geçerli diyelim. Hocam çok teşekkür ben ediyoruz. Teşekkür yayınımıza ediyorum. Katıldınız. Kıymetli bilgilerinizi bizlerle paylaştınız. Ben teşekkür ediyorum. Gerçekten çok keyifliydi benim için de şu an. Teşekkür ederiz. Şimdi tabii bir son dakika bilgisini de paylaşmak istiyorum üzülerek. Kayseri'den acı haber geldi efendim. Bir eğitim uçağı düştü. Milli Savunma Bakanlığı da açıkladı. İki pilot şehit oldu. Şehitlerimize Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyoruz. Ve bu acı haberimizle bugünü kapatıyoruz efendim. Yarın yeni konu ve konuklarla karşınızda olacağız. İyi günler diliyorum.
Özel Ünye Çakırtepe Hastanesi Ekran Gazetesi'ni sundu.